aslında Gurban ve diğerleri ismiyle anılan 4 dava var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin umut hakkı kapsamında ihlal kararı verdiği Türkiye ile ilgili. Bu 4 dava grubu içerisinde Abdullah Öcalan'ın da durumu söz konusu. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi geçen yıl bu konuda 2 Aralık 2021 günü yaptığı toplantıda bu konuda Türkiye'nin düzenleme yapmasını ve kendisine bir yol haritası göndermesini talep etmişti. İzlediğimiz kadarıyla Türkiye henüz bu konuda bir cevap vermedi. Ama bu arada ne oldu? Asrın Hukuk Bürosu Kural 9'a 1 başvurusu yaptı. Yani doğrudan doğruya taraf olduğu için tarafsız kuruluşlar 9'a 2 başvurusu yapabiliyor. Sivil toplum kuruluşları. Ama eğer sizin müvekkiliniz söz konusuysa siz müvekkiliniz veya vekili 9'a 1 uyarınca doğrudan doğruya bir başvuru yapabiliyor. Bu kapsamda da Türkiye'nin verdiği cevabı öğrendik ve o cevapta da aslında bildiğimiz gerçeklik itiraf edilmiş oldu. Türkiye'nin bu cevabı şu açıdan değerlendirmek gerekir. Bir kere Türkiye ölüm cezasını mevzuatından çıkartmış bir ülkedir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili mevcut düzenlemeler kesinlikle kabul edilemez. Çünkü bu düzenlemelere baktığınız zaman bir kişinin ölünceye kadar hapiste tutulmasını içeren düzenlemeler bunlar. Yani dolayısıyla bu durumun kendisi bile bizatihi işkence ve kötü muamele olarak değerlendiriliyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem İngiltere ile başlayan ve giderek yayılan ve Türkiye ile ilgili verdiği kararlarda da çıkan sonuç bu. Bunu sözleşmenin 3. maddesinin ihlali olarak değerlendiriyor. Yani bir insanın suçu ne olursa olsun ölünceye kadar hapiste tutulmasını AİHM kesinlikle kabul etmiyor. Şimdi bu durumda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş bir ülke olarak mevzuatını değiştirmesi gerekir. Bu çok net ortaya çıkıyor. Yani bu durum şöyle bir şey değil. Hani işte biliyorsunuz Osman Kavala'yla ve Demirtaş'la ilgili AİHM Büyük Dairesi karar verdi. Türkiye bu ihlal kararının gereğini yapmadı. Ama bu durum ondan çok daha ağır bir durumu içeriyor. Yani sizin mevzuatınız altına imza koyduğunuz sözleşmeye tamamen aykırı. Yani dolayısıyla o sözleşmenin gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Bunun için de mutlaka ve mutlaka hem Abdullah Öcalan'ın yararlanamayacağına dair özel kanun maddesinin kaldırılması hem de infaz kanununun 25. maddesi ve diğer maddeleri ile terörle mücadele kanununun 17. maddesinin mutlaka ve mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Buradan hiçbir siyasi iktidar bundan kaçamaz. Bakın niye kaçamaz? Şimdi Abdullah Öcalan için siz bunu yaptınız. Fakat bu yaptığınız düzenleme sonra ne yaptınız? Bunu genelleştirdiniz. Ve şu anda yaklaşık 4000 kişi aynı durumda bak. Yani darbe davaları, Fethullah Gülen örgüt faaliyeti kapsamında darbeye teşebbüsle ilgili açılan darbe davalarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapisleri aldığımızda ve yine Kürt mahpuslara verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını aldığımızda toplamda yaklaşık 4000 kişiyi ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız ki bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Yani Türkiye bu konuda bir adım atmak durumunda. Bu yönüyle Türkiye'nin genel önlemler kapsamında bir mevzuat değişikliğine gitmesi gerekiyor. Biz bu konuda hem dernek olarak da Adalet Bakanlığı'na defalarca başvurduk. Bunun bilgisini alamadık. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da başvurduk. Oradan da hala bize bir cevap gelmiş değil. Fakat tahmini bir rakam söylüyorum ben. Hani belki bu rakam biraz aşağıdadır veya yukarıdadır ama ben 4000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Siz mevzuatınızdan ölüm cezasını çıkardıysanız bizim adına uzatılmış ölüm cezası dediğimiz bir cezayı kabul edemezsiniz. Bunu değiştirmeniz gerekir. Yani bunu çok net bir şekilde ifade edelim. Çeşitli çevreler konuyu çok çeşitli açılardan ele alabilirler. Fakat bir insan hakları hukukçusu olarak suçu ne olursa olsun bir insanın ölünceye kadar hapiste tutulması gibi bir cezanın olamayacağını ve bunu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten kabul etmediğini çok net bir şekilde hani ifade edelim. Yani bu politik tartışma dışında bir konu. Suç ve cezanın toplumsallığı, sosyolojik süreçleri, eğitim süreçleri, bütün bu hususların tamamını herkes tartışabilir. Yani dolayısıyla
cezalandırma mantığında, çağdaş ceza hukukunda ölüm cezası yoksa ağırlaştırılmış müebbet hapis de yoktur. Herkesin bunu böyle kavraması gerekir. Çok değişik tedbirler alınabilir, çözümler bulunabilir. Bunları bir kenara bırakıyoruz. Şimdi dolayısıyla ikinci bir nokta şu, bakın. Şimdi Türkiye'deki durum, yani Abdullah Öcalan'ın durumuyla belki daha çok tartışılacaktır bu konu. Ama artık bir nihayete ermek durumundadır. Yani siz politik mahpuslar söz konusu olduğunda bir çözüm bulmanız gerekiyor. Ve bu çözümü bulmazsanız sorun giderek büyüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı 23 Nisan 1920'den bu tarafa bu özel hukukun nasıl uygulandığını ana hatlarıyla değinmiştim. Vatana İhanet Kanunu 27 Nisan 1920'de kabul ediliyor ve istiklal mahkemeleri kuruluyor. O istiklal mahkemelerinde yüzlerce, binlerce insan günahsız yere, suçsuz yere mahkum edildi ve onlara ölüm cezaları verildi ve o ölüm cezaları infaz edildi. Bu mahkemelerin niteliği özellikle rejime muhalif olanlar ile kamuoyunda Kürt isyanları diye tabir edilen isyanlar neticesinde kurulan hem istiklal mahkemeleri hem de özel askeri mahkemeler kapsamında verilen kararlardır. Yani bu ikili hukuk hep vardı. Hiç bitmedi. Terörle mücadele kanunuyla bu biraz daha böyle diğer kanunlara yansıtılacak şekilde genişletildi ve halen de aslında bu ikili hukuk devam ediyor. Abdullah Öcalan söz konusu olduğunda infaz bakımından bir yenilik geldi, tırnak içinde yenilik diyorum. Yani aslında bu çok ağır bir durum. Yani siz hem ölüm cezasını kaldırıyorsunuz ama öyle bir ceza getiriyorsunuz ki insanı umut hakkından mahrum bırakacak bir cezalandırma biçimi getiriyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Yani bu bakımdan aslında infaz kanununa bir özel düzenleme getirilerek kamuoyunda Öcalan yasaları diye bilinen yasaların en ağırı budur. Yani umut hakkından mahrum bırakmaktır. Ama diğer hususlar vardır. Ceza muhakemesi kanununda vekil müvekkil görüşmesini sınırlayan çok sayıda hüküm getirilmiştir. İlk uygulamaları İmralı Adası'nda yapılmıştır örneğin. Yanılmıyorsam 2004 ya da 2005'te görüşmelerin kayıt altına alınması yolu ilk orada uygulanmıştır ve bakın şu anda bu bir CMK'da kanun maddesi haline gelmiştir. Yani sulh ceza hakimi onayıyla görüşmeler kayıt altına alınıyor. Yanılmıyorsam Demirtaş dosyasında da vardı. Selahattin Demirtaş'la ilgili dava açılmadan önce ben de çünkü kendisini görmeye gitmiştim. Görüşmemiz kayıt altına alınmıştı örneğin. Bu şu anda OHAL döneminde tamamen yaygınlaştırıldı ve bir kalıcı kanun maddesi haline örneğin getirildi. Yine çok sayıda görüş yasağıyla ilgili uygulamalar, kişinin ziyaretçisiyle görüşmekten men edilmesi, telefon hakkından men edilmesi, iletişim hakkından men edilmesi, çeşitli kitle iletişim araçlarından yararlanamaması gibi çok sayıda husus, İlk uygulamaları orada başlatıldı ve şimdi bunlar bakın yaygınlaştırıldı. Bu bakımdan aslında Türkiye kamuoyunu hep eleştirmiştik. Yani İmralı Ada Hapishanesi'nde olan uygulamalara hep itiraz etmek gerekirdi. Fakat geldiğimiz nokta maalesef bunların tamamı yaygınlaştı bakın. Ağırlaştırılmış müebbet hapis çok sıklıkla başvuruluyor. Görüş yasakları, kişilerin çeşitli haklarından mahrum edilmesi uygulamasına çok sıklıkla başvuruluyor. Ama tabii ki şunu söyleyeyim, hani İmralı Ada Hapishanesi'nde bütün bunların ötesinde aslında hiç bilmediğimiz bir durum söz konusu. Yani biz buna hukuk diyemeyiz. Buna kanuni durum da diyemeyiz. Yani bir kanunsuzluk hali söz konusu. Bunu kanuna uydurmaya çalışıyorlar ama bu sırıtıyor. Hani Volta cezasında olduğu gibi işte örneğin. Yani bir mahpus Volta attı diye bunun gerekçe yapılıp görüş yasağına dayanak yapılması olacak iş değil. Yani akla hayale sığmayacak şeyler bunlar. Yani orada bir kanunilik ilkesine aykırı bir durum söz konusu. Abdullah Öcalan'ın durumunu örnek verelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı vermişti biliyorsunuz.
Ankara eski 1 nolu DGM, sonra işte 11 nolu ağır ceza mahkemesi oldu. CMK 250 ile yetkili. Usulü bir yargılama yaptı ve aynı cezayı verdi. Ve o cezaya karşı yapılan itirazlarla ilgili herhangi bir sonuç çıkmadı. Yani hem Türkiye'deki Yargıtay, ki o dönem henüz Anayasa Mahkemesi devrede yoktu, hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esasında hukuka sahip çıkamadılar. Şimdi yüksek mahkemeler hukuk düzenini korumazsa bu keyfiliğe sebep olur. Yani bizim cezasızlık dediğimiz konu da böyle bir şeydir aslında. Şimdi keyfi uygulamalara siz bir kişi üzerinden bazı kararları üretemezseniz o keyfi uygulamalara zemin oluşturur. Ve aslında olup biten de bundan ibarettir. Bakın. Halbuki bunların yapılmaması gerekirdi. Daha sonra biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla başvurular başladı. Şimdi bakın, hiç hemen aklıma geldi. 2014 yılında Abdullah Öcalan'ın yazmış olduğu bir kitap nedeniyle biliyorsunuz bir yasak kararı getirilmişti. Avukatlar başvurmuştu ve Anayasa Mahkemesi 2014 yılında Abdullah Öcalan'ın kitabıyla, yani aslında savunmasıdır, kitap haline getirilmişti, ihlal kararı verdi. Ve bu o dönemin tabii konjüktürüne bağlı bir şeydi. Çok önemli bir şeydi işte örneğin. Yani ifade özgürlüğü bakımından oldukça önemli bir karardı örneğin. Fakat daha sonra siyasi konjüktür değişti. Türkiye yeniden otoriterleşti. Şimdi bakın, Figen Yüksekdağ'ın şiir kitabı hakkında yasaklama ve yok etme kararı, imha etme kararı verilebiliyor bakın. Halbuki bu kararlar etkili bir şekilde uygulanabilseydi buna sebep olmayacaktı bakın. Yani dolayısıyla ben özellikle burada yargının, siyasi iktidarın çok fazla etkisi altında kaldığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından ise Kürt sorununun siyasi ağırlığı nedeniyle Avrupa Konseyi'nin yeteri kadar mahkemeye sahip çıkamadığını ve mahkemenin de bütün bu konjüktürde yeterli karar üretemediği kanaatindeyim açıkçası. Bu süreçler birbirini etkiliyor ve bunlar keyfiliğe sebep oluyor. Keyfiliğin geldiği noktada da bakın şu anda tartıştığımız konu ne? Yani kanunilik ilkesi yok diyoruz. Eğer kanunilik ilkesi varsa Türkiye'nin bir infaz kanunu var. Değil mi? Bu infaz kanununda çok açık hükümler var. Çok açık hükümler var. Siz bir hakkı sonsuza kadar yasaklayacak kararlar üretemezsiniz. Bir insan hiç avukatıyla görüşmemiş, sürekli avukatla görüş yasağı kararı alıyorsunuz. Ya bu nasıl bir şey, ben gerçekten anlayamıyorum. Hani avukatınızla görüşürsünüz, avukatınızla görüşme sırasında avukatınız hukuka aykırı bir işlem yapar, bir hareket yapar, bir şey yapar. Siz bunu bahane edip, değil mi, bir yasak koyarsınız. Ya şimdi bir insan avukatıyla görüşemiyor ve sürekli siz 3 ay, 6 ay avukatla görüş yasağı arası koyabilirsiniz. Ya böyle bir şey olamaz. Yine bir insan ailesiyle görüşmüyor, aileyle görüş yasağı, neye dayanarak görüş yasağı koyuyorsunuz? Yani bu artık keyfiliğe sebep olmaktadır. Bakın yani o açıdan yüksek mahkemeler her zaman bu keyfiliği önleme gücüne ve yetkisine de sahiptirler. Bakın. Yani bu kaçırılmış bir fırsat değildir. Bakın yıllar sonra, uzun yıllar sonra, yani 2009'da aslında Avrupa Konseyi'nin gündemini alması gerekirken almadı bunu. Ta yıllar sonra bakın 2021 yılında Umut Hakkı'nı gündemine aldı ve karar üretmeye başladı. Yani dolayısıyla her zaman mekanizmalar kendinden beklenen görevi yerine getirebilirler. Yeter ki siz bu konuda ısrarcı olun ve adalet arama noktasında, hak arama noktasında pes etmeyin. Ama yüksek mahkemelerin şu anda içinde bulunduğu durum, ağırlaşan siyasi krizlerden çok fazla etkileniyorlar. Bu da sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında İnsan hakları değerlerindeki aşınmayla doğrudan bağlantılı bir durum. Hani 4 sivil toplum örgütü olarak başvurmuştuk. Halen bir Türkiye'nin cevabı söz konusu değil. Eylül ayı sonuna kadar durumu gözleyeceğiz. Eğer bir cevap verilirse bu cevap bizlere iletilecektir ve biz de kendi görüşlerimizi ifade edeceğiz. Cevap verilse de verilmese de çok kuvvetle muhtemel biz kendi beyanlarımızı tekrarlayacağız ve bu hususun sürekli gündemde kalmasını talep edeceğiz. Çünkü geçen yıl verilen kararda bu durumun bir daha ne zaman ele alınacağına dair bir tarih yok. O nedenle bu tarz beyanlarla konunun yeniden gündeme alınmasını talep etme durumu söz konusu olacak. Burada şunu özellikle belirteyim.
Özellikle bu konuya meraklı, bu konuya duyarlı, hani kamuoyunun bilmesi açısından ifade ediyorum. Bu bir süreçtir. Yani sabırlı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bu sabır çerçevesinde biraz hareket etmek gerekiyor. Yani mekanizmaların işleyişi ağırdır. İlla ki bu mekanizmalardan bir sonuç alınacaktır. Ama bu sonucun alınması hani çok kısa süre içerisinde olmayabilir. Yani dolayısıyla kamuoyunun da bunu bilmesi gerekir. Bunun bir süreç olduğunu unutmamak gerekir. Yani onu özellikle ifade edeyim. Biz kuruluşlar olarak bu konuda yeniden bir beyanda bulunacağız. Ama Türkiye'nin temel yapısal problemini çözmesi gerekir. Yani biz bakın bu konuyu uzun yıllardır Adalet Bakanlığı'na hatırlatıyoruz. 2018'de bakanlığa verdiğimiz bir raporda da bunu gündeme getirdik. Yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası diye bir ceza olamaz. Bunu mevzuattan çıkartmak gerekir. İnfaz kanunundaki ayrımcılığı ortadan kaldırmak gerekir. Yani Türkiye'nin bence temel meselelerini kendi içinde oturup konuşması, tartışması ve çözmesi gerekir. Yani şimdi bakın Covid bahanesiyle 2020 yılının 15 Nisan'ında 7242 sayılı kanun çıkarıldı değil mi? Öyle insanlar tahliye edildi ki hukuk tekniği bakımından bakın. Hakkında devam eden onlarca davada hakkında verilecek yüzlerce yıl hapis cezası olabilecek olan insanlar bile tahliye edildi. Şimdi bu adalet mi? Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Suç örgütü liderleri tahliye edildi. Haklarında bir sürü dava devam ediyor. İşledikleri suçlar ve o suçlara istenen cezalara baktığınız zaman bir kişiye bir kere verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından daha fazla aslında ceza alma ihtimali olan insanlar elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Siyasi parti liderleriyle kol kola fotoğraf veriyorlar. Şimdi Türkiye'nin bir kesimi bunu gayet normal bir şey olarak görüyor. Ama bir de Türkiye'nin de bir Kürt kesimi var. Bir demokratik kamuoyu var. İnsan haklarından yana bir kesimi var. Şimdi bu insanların düşüncesini niçin dikkate almıyorsunuz? Yani siz Türkiye'de belli bir siyasi kesimin düşüncesini dikkate alarak kanun yapıyorsunuz. Bununla övünüyorsunuz. Ama bir yandan da bu ülkenin de değil mi bir yurttaşları var, Kürtleri var, Alevileri var, sosyalistleri var, demokratları var, insan hakları savunucuları var. Dünya insan hakları sistemi diye bir şey var. Ve bir de AİHM'e karşı yükümlülükleriniz var. Aslında bütün bunları göz önüne aldığımızda siz sadece bir azınlık grubu için aslında kanun yapmışsınız. Bununla övünüyorsunuz. Ama aslında siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve sözleşmesine uygun karar alarak infaz kanunu düzelteceğinize tam tersini yapmışsınız. O zaman bizim bunu bir kere konuşmamız gerekiyor bakın. Yani kişilerden bağımsız önce bunu konuşmamız gerekiyor. Yani şimdi böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Resmi ideolojiyi savunanlar ve o resmi ideolojiyi savundukları için hangi suçu işlerlerse işlesinler elini kolunu sallayarak gezecekler. Ama resmi ideolojinin artık değişmesi gerektiğini, Türkiye'nin demokratikleşmesi gerektiğini, etnik grupların, inanç gruplarının artık tanınması gerektiğini savunanları hapiste tutacaksınız. Böyle bir şey olamaz bakın. Yani o bakımdan ben Türkiye'nin bu yapısal sorununu mutlaka gündemine alması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin alt komitesi kendisi kamuoyuna bir açıklama yaptı. Türkiye ziyaretini duyurdu. Bu nedenle biz de etik olarak bu konuda ana hatlarıyla konuşabiliriz. Kendileriyle görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşmede işkence ve kötü muamele iddiaları noktasında kapalı mekanlarla ilgili raporlarımızdan örnekler verdik. Ziyaret edilmesi istediğimiz yerleri söyledik.